Hoş geldiniz oyun militanları. Ben Yaşar, karşınızda yepyeni bir Squad Busters videosuyla birlikteyim. Ben biraz bu oyuna devam edeceğim, biraz daha keşfedeceğim, biraz daha oynayacağım. Üst seviyelere gelmek istiyorum. Üst seviyelerde rekabetin nasıl olduğunu görmek istiyorum. Bir de bu tarz bir oyuna ihtiyacım vardı. Şöyle söyleyeyim, hani Rock'ta, diğer oynadığımız bütün oyunlarda boş kalan vaktimizde böyle beyinsiz eğlenceye ihtiyacım vardı. Biraz daha hareketli, hızlı ama o kadar da boş olmayan bir şeylere ihtiyacım vardı. Bir iki satın alım yapacağım bu arada. Hemen şöyle dükkana giriyorum. Süper Pass'i ve başlangıç paketini satın alacağım kesinlikle. Ama benim Rock'tan harcamalardan kalan bir Google Play puanlarım vardı. Oradan kuponlar oluşturacağım şimdi. O kuponları kullanarak satın alacağım bu iki paketi. Süper Pass ve başlangıç paketini istiyorum. Evet, 60 Greg, tamam. Domuz binicisi Hogrider, evet Hogrider önemliydi. 60 tane de barbarın bebeği geliyor. 25.000 altın, 5 tane de sandık bilet efendim. Bugünün ücretsizini toplayalım. Bunları da alırım almam bakarım. Dynamite, bir dakika, 10.000 altın fazlaymış. Şimdilik bu kadar yeter. Hemen bir elmas yoluna gidelim. Evet, artık tabii ki PES'i satın aldığım için şimdi bir sürü şey açacağım muhtemelen. İstediğim şeye evrim. Domuz binicisi. Domuz binicisini... Bir dakika dur. Ha, domuz binicisinin hali hazırda evrimi varmış. Ben bunları bir evrimleştireyim. İki yıldızlı oldu. Şimdi diğer bir yıldızlıları da evrimleştirip iki yıldızlı yapıyoruz. 10 tane iki yıldızlıya da sahip olduğumuzda üçüncü yıldıza evrimleştirebiliyoruz. Yani bu bayağı uzun bir yol. Şöyle. Evet. 6 tane 2 yıldızlı Hogrider'ım oldu. 5 tane de 1 yıldızlı. 4 tane daha 2 yıldızlı Hogrider'a ihtiyacım var ki 3 yıldızlı Hogrider'ım açılsın efendim. Nerede elmas yolu? Ha. Mesela domuz binicisi. Ha. Direkt bir yıldızlı, işte direkt iki yıldızlı bir Hogrider verdi bana şimdi bu. Bu da ne demek? 7 mi oldu? Hemen bir kontrol edeceğim. Evet, 7 oldu. İki yıldızlı Hogrider sayım 7 oldu. Bakalım, gidiyoruz. Elmas yoluna devam edelim. Sandık biletleri. Altın. Buralara da, bu seviyelere daha gelmedim tabii ki. Biraz daha oynamam lazım oyunu. Kitapta ödüllerimiz var. Bunları toplayalım. Ve ödülleri al. Heh, şimdi bir de dünya ödülleri. Buradan 3 tane daha sandık bileti. Tavuk açıldı. Tavukun özelliği çizme vermesi. Altın. Ender sandık. Hadi oğlum. Hogrider atsana lan. Dynamite. O da olur. 3 sandık bileti daha. Pekala. 17 tane sandık biletim var maşallah. Takım. Şimdi Dynamite. Evrimleştirelim. Dynamite'ımız da 2 yıldız oldu. Artık oyunda 2 yıldızlı Dynamite çıkacak. Barbar ne durumda? Evrimleştirelim. Bas 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 bas. 6 tane, pardon, 7 tane 2 yıldızlı barbarım oldu. O da 3 yıldıza doğru gidecek umuyorum. Greg. Yani evrimleştirelim. Yani durmasının hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum. Evrimleştirmemem için hiçbir sebep olduğunu düşünmüyorum. Elimizde ne var yok, evrimleştirelim. Ödülleri, yeni dünyaya ulaşmışım. Yeni karakterler, onları kaçırma. Bee, Nita, tamam. Ve yeni savaş modları, bir sürü yine şey açıldı tabii ki. Ne oldu? Aha, cadı da açıldı. Peki, hoş geldin. Sıradan sandık. Bir ton şeyi toplayacağız. Bu toplama işi videonun bir 5 dakikasını yiyecek sanırım. Destansı sandık. Okçu kraliçe 4 tane, güzel. Bow da açıldı. Altın. 3 tane daha sandık bileti. Ne oldu? 20 tane sandık. 20 tane sandık bileti birikti. O ne? Buradan da bir şey aldı. Bow attı. Bir dakika hocam, dur. Salsana beni. İlla oynatacaksın mı? Bekle. Ücretsiz okçu kraliçe bebeği verdi burası.
Peki 15 tane Allah versene. Dur buna altın verilir hocam. 15 bin altın karşılığında 15 Hog Rider aldım. Bu da benim Hog Rider'ı. Ulan 9 oldu. 9 oldu. Aa, bir tane daha lazım. Bir tane daha olursa Hog Rider'ı 3 yıldız yapacağım. Tamam. Ödül Ender, buradan atsana lan 10 tane Hog Rider. Çok bir şey istiyorum. 10 tane Dynamite attı ulan. Hog Rider'da olabilirdi bu. Hocam sal beni. Ne zaman istersen oynarım. İlla bana zorla oynatacağım. Bir dakika şu geliştirmeleri bir bitireyim. Dynamite evrimleştir. Buradan yine ödül al. Aa, bir ton ödül topladık. Neyse oyunun çok başı olduğu için bu kadar sık ödül topladığımızı düşünüyorum. Bu arada 8 tane... Bir dakika. Bo'nun da evrimi var. Hadi onu da evrimleştirelim. Ya oyunda çünkü Bo'yu bulduysam bir yıldızlı geleceğine iki yıldızlı gelsin. Aga. Peki. Barbar Kral. Bir yıldızlı maalesef. Şurada barbar mağazada Barbar Kral da vardı. Versene şunu da iki yıldız yapalım ya. Takım. Barbar Kralı da 2 yıldız yapalım. Tamam. Oyunu artık sağlam bir başlangıç yaptığımı söyleyebilirim sanırım. Ödül... Shelly de geldi. Hoş geldin. 20 seviye. Dünyada 20 seviyeye geldik. Artık oynamaya başlayayım değil mi? Artık oynayayım. Başka bir geliştirme kalmadı. Şurada bir yeni etkinlik yazısı var. Büyülerini savaşlarda kullanan yeni bir büyü aç. Aa, bir de büyü mü satın alıyor? Takımını koruyan ve canavarlarla savaşan güçlü bir top yerleştir. Büyü butonunu tıklanarak atarsın. Tek mi bu neymiş ya serisi? Oyunu öğrenmeye kesinlikle yeterli olmadı. O daha da ilerliyor yani. Ücretsiz ne diyorsun? Takım olalım mı? Ne oluyor? Her şeyden birer tane verdi bana. Öyle. Gene vereyim diyor ama bu sefer 800 lira diyor. 800. Tamam, ağzımıza bir parmak bal çaldı. Bak bir daha istiyorsan diyor 800 lira diyor. Yok abi. Eyvallah. Yeterince. Yani pesimi aldım yeter abi. Sezon başlangıcı artı pes. Pekala, o satın alımları yaptıktan sonra inanılmaz bir ilerleme kat ettim. Şimdi size onları göstermek istiyorum. 43 top 5 şeyim var, streak'im var. Takım yolculuğunda 39 seviyeye geldim ve domuz binicim 3 seviye oldu. Yani tam 10 tane 2 yıldızlı domuz binicisi yaptım. Ulaştım yani ona. Zaten 65 tane şeyden gelmişti, paketten gelmişti. Biraz da kendiliğinden çıktı falan. İlk 3 yıldızlı karakterim domuz binicisi oldu. Domuz binicisi 3 yıldızlı bir şekilde kullanabiliyorum artık. Onun dışında elmas yolunu bitirdim. Elmas yolunun yeni seviyesi açıldı. Süper PES. Bu seferki 200 lira değil, 400 lira. Yani yine ödülleri muazzam ve aslında parasına değecek ödüller ama ben bu daha fazla harcama yapar mıyım bilmiyorum. Bayağı da bir ilerleme var. Artı mega karakterler var. Bir sürü şey var yani. Ona daha sonra karar vereceğim. Takım yolculuğunda 39 seviyeye ulaştım. Şu anda da hatta 3 hakkım duruyor. Bir dakika. Şu görevlerimizi alalım. Bugünün işlerini halledelim. Başlangıç mücadelesini tamamlayalım. 10 mavi ödül kutusu aç diyor. Onu da yapayım. Günün sandığını açalım. Başka... Başka bir şey. Ha, dükkan. Dükkanda ücretsiz bir şeyler var. Primo. 2 tane Primo varmış. Buradan tercih ettiğim, istediğim önemli bir şey var mı? Belki Barbar Kral ama şimdilik gerek yok. Altını tutuyorum. Biraz daha karakterle. Ya, oynadıkça hangi karakterlerin ne seviyede ne kadar güçlü olduğunu deneyimlemeye çalışıyorum. Ve bunları deneyimledikçe ben bir şeyler yatırım yapacaksam onlara öyle karar vereceğim. Hadi iki tane de maç atalım ya. Bu video maçsız olmaz.
Soul Rider var mı? Var. Hadi bakalım. 3 tane sandığımız gene var. Ücret şey günlük. Hemen oynayalım. Sahte sandıklar geldi. Bo başlayabilirim. Bilmiyorum. Bo başlayalım. Başta kasarken çok iyi oluyor çünkü tek atıyorlar ya. Gel. Bir altın daha alalım. Hop, bir sandık daha açalım. Shelly. Devam. 5 altın toplayalım hemen tekrar. Bir sonraki sandığa gidelim. Barbar ver. Biraz erken fight için ama... Ay şeye vurdu. Peynir çubu sen öl... Abi sürekli karakter topluyor. Ölür müsün artık? Bir de bir seviyeyim ya bütün karakterler. İnat ettim. Ah! Heh sonunda. Birini aldım. En azından ücretsiz sandık açabileceğim. Şöyle kaçalım. Bu adamda füzyonlu Colt var. O yüzden bulaşmayacağım. Şimdilik şu ücretsiz sandığımıza gidelim. Ver abi barbar ver. Boğuyu ilerletmeyeceğim. Biraz maliyetli oldu. Karakter sayımız 4 oldu. Sandık fiyatı 15'e çıktı. Bu sahte sandık artı bombacıyı keselim. Buradan düşen altınlar herhalde bir sonraki sandıklı için yeterli olacaktır. Oldu. Boğa versen iyi... Şey pardon. Barbar verse iyiydi. Füzyonlasaydım. Karakter sayım düşmeliydi biraz. Şimdi 20 altın oldu maliyet. Sıkıntıya gireceğiz. Acilen ya Barbar'a ya Shelly'ye ihtiyacım var. Bir sonraki sandıkta. Ay sahte sandık. Olsun. Tamam Shelly. Bir 15 altın. Bir barbar da füzyonlasam artık ortaya gidebilirim diye düşünüyorum. Bu umurumda değil. Ay şu dikenler de yeter artık yani. Baydı. Şunu alayım. Şuradan yeni büyü alayım. Yaratık bulamıyorum ya kesecek. Aha. Tamam altını buldum. Barbar ver. Tamam. Füzyon. Barbar artı Shelly füzyonluyum. Rahatım gibi görünüyor. Ortada takılabilirim. Sahte sandık. Hop dodge'landın. Hayır. Dynamite ver. Şunu keselim. Şu arkadaşı keselim. Gelişimimize devam edelim. Bu bomba patlasın orada bir. Vincent. Şurada bir ele... Ay, oğlum adamda mega var! İmdat! Neyim öldü? Benim füzyonlu bir şeyim öldü mü? Yok. Abi adam çok güçlenmiş. O çok güçlenmiş. Mega'yı nasıl aldım bu kadar güçlü olup? Sakin, sakin. Toparlayacağız. Biraz sineklik yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Toparlayacağız. Okçu kraliçe de ver. Cadı ver. Ay gene karakter türümüz çok arttı. Çok tehlikeli. Hah tamam. Ne aldım? Tamam barbar kral. İstemeden oldu biraz. Biraz daha safe takılıyorum farkındaysanız. Canlarım düşük. Bir iyileştirme büyüsü bulmam lazım. Derken oyun bitiyor. Üçüncülük aldık sanırım ya. Son elmaslar. Sanırım üçüncüm olduk. Şey yapamadım. Yani o karşılaştığım adam benden çok güçlü olmasaydı. Hani ben tam güçlendim. Ortaya geldim. Karşılaştığım ilk adam benden çok güçlüydü. Şansıma oradan sonra tabii ki devam edemezdim. Beni de sekteye uğrattı. Colt'ta altın var. Parladığını gördüm. Colt'ta altın olduğunu gördüm. Böyle şunları da alalım. Elmas yolu. Destansı sandık. Açalım. Bir maç daha atalım. Bu videoyu burada bitirelim. Ne dersiniz? Aa 10 okçu kraliçe. Peki. Takım.
Goblin. Bir tane şey oyun oynamak istiyorum ya. Pasifist bir oyun oynamak istiyorum. Boğulu, goblinli, tüccarlı. Çok eğleniyorum o tarz oyunlarda. İfade paketleri. Teşekkür ederim. Destansı yükleme. Anahtar mı veriyor bu? Beleşe anahtar mı veriyor? Tüm sandıklarda destansı birer seçenek var. Okey. Bu ne? Barbar Kral. Okey. Suyu kırdık. Büyü çıktı. Şunu atalım bizim yerimize. İskelet kessin. Acil. Ne ya? Kolt. Üzücü. Kötü başladık. Bu arkadaşta şey mi yok? Bu beni alır normalde sanki. Aslında bomba farkıyla alacaktı muhtemelen adamı. Evet, aldım. Ben bir anda topum aklıma geldi. Topun tarafına çekmeyi tercih ettim bir anda. Onu düşündüm. Ona doğru hareket ettim ama bombamla adam fazla damage yiyince hiç gerek kalmadı. Domuz bincisini alsaydım. Bu ne şimdi? Ben buna zar basarım. Barbar Kral. Böylelikle füzyonlu Barbar Kral'ım oldu. Şuradan 4 altın düşer mi? Nah düşer. Şu arkadaşlardan iyi altın düşer ama. Bilet yavaş yavaş füzyonlarını almaya başladı. Okçu Kraliçe de füzyona çok yakın oldu. Yine şeyi tercih etmedim. Bu durumda tercih etmedim. 3 yıldızlı şeyimi. Domuz binicimi. Bu ne şimdi? Abi. Tamam. Şimdi oldu. Bundan sonra normal oynayabilirim. Biraz 2 zar kullandık ama yapacak bir şey yok. Ver şunu. Colt. Colt da füzyona doğru gidiyor. Böyle ortaya doğru atalım kendimizi artık. Şu an benim Hog Rider'ım olsaydı bunu keserdim. Çok daha hızlı olacaktım. Yani daha hızım daha yavaş tükenecekti. Şurayı keseyim. Bu adamı sabaha kadar kovalarsam ikimiz birlikte kaybederiz. Öyle çok oluyor. Birbirimizi sabaha kadar kovalıyoruz. O sırada insanlar gelişimine devam ediyor. Birlikte kaybediyoruz abi. O hataya düşmemek lazım. Oraya girsem aslında bir şeyler çıkarırdım ama. Ne? Colt yok. Hiçbir şey yok. Kraliçe ver bari. Füzyonu... Öl! Hog Rider. Ya bir tane hızcı karakter kesin lazım. Şu an ben full PvP'yim. O yüzden sıkıntı yaşıyorum bak. Hız veren, bana yardımcı olan support hiçbir şeyim yok. Bu yüzden sıkıntı çekiyorum. Avlamam gereken insanları avlayamıyorum yani. O adam koşup gelip elmasları topluyor mesela. Biz PvP'de çok güçlüyüm görüyorsunuz. Ama devamı yok yani. Yakalayamıyorum adamları. Ortayı tutuyorum ben. Vermiyorum ortayı. PvP'de olan gücümü kullanıyorum. Stratejimi doğru kuruyorum. Ben bunu alırım herhalde değil mi? Bir füzyonlu barbar kralı var sadece. Tamam. Elhamdülillah. Başka? Gemmine patlayacak. Birinciliğimi aldım. Büyük de bir fark var. Şuradan ücretsiz sandığımızı açalım. Kraliçe ver. Gel. Son anda kaybetmeyeyim. Adam da güçlü geldi bu arada. Neyse. Tamam. Güzel. Güzel. Hani PvP'de güçlü oynayıp support karakterim olmayınca ortayı nasıl domine ettiğimi de gösteren güzel bir oyun oldu. Aslında çok fazla çeşit strateji türü var. Bunları da zamanla açıklayacak muhtemelen videolar yapacağım. Açıklama kısmındaki yorumdaki linki kullanabilirsiniz. Kullanırsanız benim işte linki tıklatma sayım arttığı için çeşitli ödüller kazanabiliyorum ve bu ödülleri çekiliş yapabiliyorum, size dağıtabiliyorum. Onun dışında
benim de Supercell gözünde böyle biri varmış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ekrandaki QR kod ya da açıklama kısmındaki, yorum kısmındaki linke tıklayarak oyunu indirmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Sonraki canlı yayınlarda, videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.